alanında uzman konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Sektörün Öncüleri programından herkese merhabalar. Sektörü ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi de yanımızda saç ekim uzmanı Sayın Fatma Hanım bulunmakta. Merhabalar Fatma Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İyiyim sizler? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen soruma geçiyorum. Saç ekimi operasyonundan sonra bir danışanınızı nasıl bir süreç izliyor? Evet. Şimdi operasyon bitimi anından sonra artık sorumluluklarımız başlıyor. Bu ekilen greftlerin zarar görmemesi için herhangi bir travmaya maruz kalabilecek her durumdan sakınması gerekiyor. Bunlar ne? Yatarken boynunu sağa sola çevirmesi, düşmesi, işte yüz üstüne dönmesi, arabaya binerken bu mesafeyi koruyabilmesi, geçerken duvar kenarlarından dikkat etmesi gibi durumlar. Sürtünme de dahil buna. Tabii kesinlikle sürtünme de dahil diyebiliriz. Bunlar ne kadar süre çok önemli. Aslında ilk 72 saatte greftler tutunuyorlar. Ama biz yine de bir 5 gün kadar dikkat etmesini öneriyoruz. Hatta 5 günden sonra da 10. gün yıkamasına kadar da çok fazla yüzüstü yatmalarını, yan tarafa yatmalarını önermiyoruz. Ama en önemlisi ilk 5 gün kadar. Sonrasında ne kadar bir süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar sonra, var? Sonra 10. gün yıkaması yapıldıktan sonra artık normal hayata dönebiliyor. Artık şok dökülme zamanı başlıyor. Bu da biraz bazen danışanlarda işte endişeye sebebiyet veriyor. Yani acaba çıkmayacaklar mı? Tekrardan gidiyorlar mı? İşte bu durum şöyle. Normalde ilk 3 ay içerisinde zaten cildin altında büyümeleri var. 4. ayda cildi delerek dışarı çıkmaları var. 5. ayda baktığında aslında danışan aynaya baktığında ekilen kökleri görmeye başladığı ay diyebiliriz maksimum. Bu bazen 4 aylara kadar da geriye alınabiliyor ama maksimum söylersek 5. ayda. Bu süreç 7. ayda daha iyi, 8. aylarda tabii daha ama 9. ayda bayağı bir gözle görülür bir fark oluyor. Bir yıla kadar da artık diğer saçlarıyla, yani donör alanıyla birbirini tamamladığı yılda diyebiliriz, ayda diyebiliriz. Peki hocam, dönör alınan yerden tekrar saç çıkması mümkün mü? Şöyle, donör bölgesinden zaten operasyonda yapılması gereken bir matematiksel kural gibi düşünebiliriz bunu. Bir atış yapıldığı zaman yanındakine yapılmaması gerekiyor ki öyle de yapılıyor bizim ülkemizde zaten. Alınan köklerin yerine tekrar yeniden kök gelmez. Zaten isminden de belli olduğu gibi bu transplantasyon. Yani nasıl ki karaciğer nakli yapılıyor, işte hani kornea nakli yapılıyor, böbrek yapılıyor. Burada da aslında normalde hani onlarda donör başkası iken bir tek farkı saç ekim operasyonunda donör kendiniz. Arkadan alınan greftler önleri nakil yapılıyor ve burada alınan köklerin yerine saç tekrar gelmiyor. Bu çok önemli. Bazen geleceğini düşünüldüğü için hani hepsini alın vesaire gibi oluyor. Ama işte sayılar da o yüzden hastadan, danışandan danışana fark edebiliyor gibi bir süreç. Evet, saç ekimi sonrası memnuniyetsizlik yaşandı diyelim. Ne kadar bir süreç sonrası tekrar saç ekimi bir danışana yapılır? Minimum 11-12 ay. Çünkü hani bahsettiğimiz gibi bu ekilen köklerin çıkış süreci diyoruz ya, 5. ayda çık görmeye başlıyoruz, 7'de biraz daha iyi oluyor, 9'da daha iyi sonucu gördüğümüz aylar ki 1 yılda kendini tamamlıyor. Hem donörün hem de ekim bölgesinin tamamladığı ay olarak 12 ay diyebiliriz. Ekim bölgesinde ne kadar saç çıkması gerekiyorsa çıkmış oluyor ama şöyle bir detay var, verteks bölgesi denilen tepe bölgesi yaklaşık 15 ayları bulabiliyor.
O tarz ekimlerde bir 15 ayı tamamlamak gerekiyor. Aslına bakarsanız kişinin sabrının sınandığı ya da endişe ettiği bir süreçken tam anlamıyla aynaya baktığında işte benim de saçlarım var denildiği süreç tam anlamıyla bir ya da bir buçuk yıl, öyle değil mi? Yani maksimum tepe bölgesi de varsa bir buçuk yıl diyebiliriz. Peki döner yoksa ense köklerinde? Yani şimdi donör alanı çok zayıf olduğu zamanlarda sakal ve göğüs devreye girebiliyor. Fakat buradaki ihtiyaç, yani ekim bölgesindeki ihtiyaç olan kök ihtiyacı ne kadar? Greft sayısı ne kadar gerekiyor? Atıyorum yani çok ince bir donörü vardır danışanın. 1000 greft gibi bir rakam çıkacaktır. O zaman sakaldan göğüsten alınanlarla hani çok bu alanı kapatamayacağı düşünülerek genelde operasyona onay verilmez. Ama yeterli olabilir, bir sakal artı göğüste devreye girerse sonuç alınabilir gibi düşünüldüğünde, tabii ki bizim ülkemizde dediğim gibi gerçekten bu işi çok iyi yapanlar da var. Yurt dışından bile bu şekilde hizmet almak isteyen birçok danışan var. Aynen. Peki ortalama kaç greft sayısı olması gerekiyor hocam? Şöyle, şimdi bu çok can alıcı bir soru gerçekten. Yani ihtiyaca göre diye bir parantez açsak bence yeterli bunu. Tamamdır. Peki bu ön bölge çizgisini nasıl belirliyorsunuz ekim esnasında? Orada devreye giren 3 faktör var. Hem kişinin yüzüne hangi çizim yakışır? Daha öncesinde de zaten biliyor, kendisini tanıyor o. Kaslar ne kadar izin veriyor? Kendi bazen danışan istiyor hani direkt öyle olsun ama kaslar var orada. O zaman izin vermiyor buna. Ve sayılar. Operasyon esnasında zaten alımdan sonra kanal aşaması yapılır. Hani çizim anız en başında bir belirlenir. Fakat diyelim ki atıyorum bir 5000 greft çıktı. Ama danışanın buradan tepeye kadar da boşluğu var. Her ne kadar kas izin verdiği takdirde diyorum tabii bunu. Her ne kadar saç çizgisi öne çekilirse bilinmesi gereken bir şey var ki tepeden de öne gelecek. Yani o yüzden 3 faktör var. Bunların eşliğinde danışanla birlikte karar veriliyor diyebiliriz. Anladım hocam. O zaman son olarak bizi izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Saç ekim operasyonu geçirdikten sonraki olan bir yıllık süreçte mümkün olduğu kadar bol sabır göstermelerini diliyorum.